Merhaba, ben İlayda. Bugünkü videomuzda Sokrates'in hayatından bahsedeceğiz. Ama öncelikle intro gelsin. Müzik Sokrates kimdir? Hayatı, öğretileri ve felsefesi hakkında her şey. Sokrates en büyük Yunan filozoflarından biriydi. Milattan önce 469'da Atina'da Deme Elpeos adlı bir yerde doğdu. Bu klasik Yunan filozofu hayatın ahlaki bir yaşam sürmenin en ideal yolunu bulmaya adadı. Etik ve epistemoloji alanındaki kapsamlı çalışmaları Batı felsefesinin temellerini oluşturan şeydir. En ünlü öğrencisi Platon'un çabaları ve saf parlaklığı sayesinde Sokrates fikirleri ve felsefesi binlerce yıl sonra bile dünyamızda önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Milattan önce 399'da Sokrates Atinalılar tarafından ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra öldü. Gençliği yozlaştırmakla suçlandı. Hayatının ilk yılları Doğu tarih kayıtlarının ve otobiyografinin olmaması tarihçilerin Sokrates'in çocukluğuyla ilgili ayrıntıları doğru bir şekilde vermesini zorlaştırır. Ancak bilinen şey Sokrates'in nispeten fakir bir aileden geldiğidir. Babası Sophoniscus adıyla anılan bir taş ustasıydı. Sokrates'in annesi çalışkan bir ebe olan Phenerate'di. Ailesinin mali sıkıntıları nedeniyle Sokrates herhangi bir resmi eğitim alamadı. Sonunda atölyesinde babasına yardım etmeye başladı. Sokrates olgunluk çağına geldiğinde muhtemelen Atina ile Sparta arasında çıkan Palapinosos savaşı sırasında orduda görev yapmıştı. Tarihin diğer özel hesapları Sokrates'in Padiot Delium ve Empipolis'teki askeri kampanyalar sırasında zırhlı bir piyadede görev yaptığını belirtir. O zamanlar tüm sağlıklı erkeklerin savaş zamanlarında Atina ile savaşması zorunluydu. Görevlerini cesurca yerine getirdiğine inanılıyor. Sokrates kesinlikle üstün bir zekaya sahipti. Ancak o kadar da yakışıklı değildi. Öğrencisi Platon onu fiziksel olarak yakışıklı dışında her şey olarak tasvir etti. Sokrates'i çevreleyen tarihin ve hikayenin o kadar da basit olmadığı unutulmamalıdır. Platon'un diyaloglarında ve Kesenefon ve Aristoteles'in anlattıkları arasında bazı seviyelerde çelişkiler vardır. Dünya Sokrates'i nasıl öğrendi? Sokrates düşüncelerini hiçbir zaman yazmaması açısından çok tuhaf bir Yunan filozofuydu. Sadece zihnini açıkladı ve takipçileriyle entelektüel tartışmalara girdi. Sokrates hayatın her kesiminden insanları muhakeme kapasitesini tetiklemeye çalışarak eski Atina sokaklarında dolaşırdı. Atinalılara neden belirli inançlara sahip olduklarını tartışmak ve bu inançların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini sorun. Bunlar fikirlerini ifade etmek ve geliştirmek için tercih ettiği yöntemlerdi. Bu harika filozofun ne düşündüğünü ve ne hakkında konuştuğunu yazma görevi öğrencilerinin ve takipçilerinin eline düştü. Takipçiler Platon, Kesenofon, Aristophanes gibi filozoflar tarafından yapılan kayıtlar olmasa dünya Sokrates hakkında hiçbir şey bilmeyecekti. Bu büyük filozoflar Sokrates'in hayatının yanı sıra fikirlerini de kaydetti. Örneğin Platon konuşmadaki ana karakterin öğretmeni Sokrates olduğu kapsamlı diyaloglar yazdı. Platon böylesine yenilikçi yazma taktikleriyle Sokratik düşünceleri ve felsefeleri halka iletmek için yaklaşık 36 farklı diyalog kullanabildi. Bu tür diyalogların en önemlileri Krito, Epoloji, Symposium ve Peidur yani Platonik Sokrates metni. Sokrates'in felsefi düşünceleri Tam olarak Sokrates'in yaşam varlığı hakkında derinlemesine düşünmeye başladığı zaman bilinmiyor. Öğrencilerinden gelen açıklamalar ve diyaloglar bizi çoğunlukla Sokrates'in yaşlı bir adam olduğu bir zamanı götürüyor. Düşünceleri genellikle etik ve değer yüklü yaşam arayışına yönelikti. Atina toplumunun ahlaki açıdan doğru bir yaşam sürmesine yardımcı olacak bir dizi evrensel gerçeği aradı. Ona göre içinde yaşadığımız fiziksel dünya sadece yanlış olan şeylerin ayna görüntüsüdür. Ona göre gerçek, adalet ve iyi de bulunur. Zenginlik, mali kazançlar ve güç gibi maddi şeyler bize gerçek mutluluğu vermez ve veremez. Sokrates, felsefi yapıların ve fikirlerin arayışını görmezden gelen bir toplumun üzgün ve sefil olmaya mahkum olduğuna inanıyordu. Kırdaki fikirlerin tümü Antik Atina'daki güçlü ve seçkinleri rahatsız etti. Bu seçkinlerin çoğu Sokrates'in sözlerini Yunanistan'ın istikrarına bir tehdit olarak görüyordu. O zamanlar Sokrates'in fikirlerinin radikal olduğunu söylemek yetersiz kalırdı. Erdemler ve adalet hakkındaki Antik Atina'nın gençleriyle sık sık tartıştı. Sokrates onlara umut verdi. Onlara yeni bir düşünme ve dünyayı görme biçimi hediye etti. Bazı yazarlar Sokrates'in o dönemde genç erkeklerin etrafına sımsıkı bağlanan zincirlerini çözdüğünü iddia ettiler. İktidardaki insanları veya çeşitli mesleklerdeki uzmanları sorgulamadan işleri yüzeysel olarak almaları için onlara uyardı. Her etinayı her şeyden önce bir filozof olmaya çağırdı. Tartışmalar cevaplar yerine sorularla doluydu. Bu sorular düşünce süreçlerini özgürleştirmede ve onlara ahlaki bir hayatı en iyi nasıl yaşayacakları konusunda fikir verici fikirler vermede uzun bir yolu katetti. Ayrıca Sokrates, felsefenin en iyi biçimin derinlerine inen ve bu dünyadaki şeyleri sorgulayan biçim olduğuna inanıyordu. Bunu yapmak için cevapların zihne akmasına izin vermek için kişinin açık fikirli olması gerektiğini savundu. Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum şeklinde bir meşhur söz vardı. Sokrates öncesi felsefe Sokrates olay yerine gelmeden önce baskın düşünce veya felsefe akıl yürütme Sokratik öncesi olarak adlandırılır. Sokrates'in antik Yunan felsefesi üzerinde etkisi çok fazladır. Sokratik öncesi filozoflar çevrenin mitolojik analizini kullanmaktan vazgeçen farklı bir yaklaşım uğraştılar. Bu tür okulların örnekleri Milesliler, Kisenafonlar, Pisagorlular, Eleitikler, Heraklitos ve Sofistlerdi. Çalışmanın odak noktaları esas olarak kozmoloji, matematik ve ontoloji üzerindeydi. Örneğin sofizmde filozoflar çevredeki sabitleri açıklamanın göreceli yolları olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre fizik değişmeden kalır ancak nomos değişen şeydir. Sofizmin en büyük savunucularından biri Protagoras'tı. Sokrates, Platon ile birlikte sofistlerin felsefede haksız özneliği kullanan radikal görecelikçiler olduğunu düşünüyordu. Sokrates'in felsefeye yaklaşımı Sokratik felsefe evrensel bir gerçeğe yaradığı için öncülerinden keskin bir şekilde farklıdır. Sofistlerin aksine Sokrates, yasının asla değişmediğine inanıyordu. Adalet, güzellik, cesaret ve dürüstlük idealleri değişmeden kalır, dolayısıyla ahlaki bir yaşam sürmek için bu gerçekler her birimizin peşinde olmalıdır. Bu gerçekleri takip etme süreci Sokratik yöntem olarak adlandırılan şeydir. Sokrates, fiziksel dünyanın konularını keşfetmek için bir kendi kendine analiz yöntemi kullandı. Bu iç gözlemin merkezinde önce kendisiyle sonra başkalarıyla ilişki kurmak vardı. Çoğu zaman basit bir soru olarak başladı ve sonra giderek daha fazla soruya yöneldi. Sokrates cevapları bulmakla daha az ilgileniyordu. Öte yandan sorular sormak ona tatmin ve neşe veren şeydi. Sokrates'in biyografisinde çelişkiler olmasının nedeni, Sokrates'in inandığı şeylerin anlatımlarındaki çelişkiler, Platon'un diyalogundaki yazılardan kaynaklanır. Sokrates hakkındaki farklı hikayeler Sokrates'in gerçek görüşlerini küçültmeye yardımcı olmuyor. Dahası bazı tarihçiler ve filozoflar Platon'un hayat hakkındaki görüşlerini vurgulamak için Sokrates'in karakterini diyaloglarına yerleştirdiğini ileri sürmüşlerdir. Sokrates'in olduğu iddia edilen fikirlerin Sokrates'in kendi görüşleri olmadığını söyleyecek kadar ileri giderler. Diğer bir tartışma nedeni Sokrates'in verdiği ders karşılığında ödemeyi kabul edip etmediğidir. Platon'un özür ve sempozyumu Sokrates'in ders çalışmalar için para veya aynı herhangi bir ödeme kabul etmediğini iddia ediyor. Bunun bir sonucu olarak Sokrates hayatı boyunca büyük bir yoksulluk içinde yaşadı. Ancak Aristofanes'in bulutlara aynı fikirde değildi. Aristofanes, Sokrates'in sofist bir okulda ders verme karşılığında ödeme aldığını yazdı. Platon'un başka bir öğrencisi olan Xenophon da benzer açıklamalarda bulundu. Bu kadar küçük ayrıntılara bakmaksızın Sokrates'in kesinlikle gerçek bir kişi olduğu açıktır. Platon'un fikirlerini yaymak için yaptığı hayal gücü değil, bunun nedeni Sokrates hakkında Aristoteles ve Xenophon gibi filozoflar tarafından doğrulanan birçok kilit nokta olmasıdır. Örneğin Aristoteles, Sokrates'in erdemin bilgi olduğuna tamamen inandığından söz etti. Benzer şekilde Xenophon, Sokrates'in felsefi tartışmaya takıntılı olduğunu belirtti. Sokrates nasıl ve neden öldü? Sokrates'in ölümü çok trajik bir ölüm olarak tanımlandı. Binlerce yıl boyunca sayısız kez yeniden anlatıldı. Sokrates'in ölümü kademeli bir şekilde gerçekleşti. Her şey Atina toplumunun siyasi elitlerinin Sokrates'in gençlerde yarattığı etkiyi fark ettiklerinde başladı. Filozof yönetici seçkinlerin etinde bir basitçe bir diken oldu. Bununla birlikte Atina, Peloponnesos Savaşı sırasında Sparta'ya yenildikten sonra bir iyileşme sürecindeydi. Yenilgi seçkinlerin bir bölümünü iktidara fırlattı. Onlara 30 tiran denildi. Sokrates'in öğrencilerinden biri olan Kritas, bu yeni yönetici sınıfın bir parçasıydı. 30 tiranın hükümdarlığı uzun sürmedi. Atina'da bir halk devrimi oldu. Zorbalar devrildi ve demokratik bir hükümet kuruldu. Bundan kısa bir süre sonra yeni hükümet 30 tirana bağlı olanların hepsini sıkıştırmaya başladı. Gözaltına alınan kişiler sırasında Sokrates de vardı. Atinalılar Sokrates'i demokrasiye karşı biri olarak görüyorlardı. Ek olarak 30 tiranın davasına sempati duyan bazı takipçileri ve öğrencileri vardı. Sokrates vatanı ihanetten yargılandı. Kendisine yöneltilen kesin suçlamalar şunlardı. Atina gençliğinin yozlaşması, Yunan tanrı ve tanrıçalarına karşı sapkınlık ve saygısızlık. Tipik bir Sokrates bu suçlamalardan rahatsız olmadı. Muhakeme ve mantıksal tartışmaların jüri bu suçlamalardan masum olduğunu ikna edebileceğine inanıyordu. Platon'un diyalogları onu duruşma sırasında düşünceli ve çok açık bir şekilde tasvir etti. Ne yazık ki jüri suçlamaları analiz etmek için herhangi bir sokatik yöntemle hiçbir ilgisi olmamasını istedi. Onları kim suçlayabilir? Fiziksel dünyayla başa çıkmanın mitolojik yaklaşımına derinden dalmışlardı. Sokrates duruşmayı kaybetti ve ölüm cezasına çarptırıldı. milattan önce 399'da infaz, zehirli baldıran otu ile kaplı bir içecek de gerçekleştirildi. Kaldığı hapishane antik Yunanistan'daki mahkumların infazına yönelik fabrikaydı. Sokrates cezaevindeyken kurtulma fırsatı buldu. Ancak bunu yapmamayı seçti. Sokrates neden hapisten kaçmadı? Platon'un peydüsünde Platon sevgili arkadaşının ve öğretmenin bu yüzücü kaderinden kaçarak kaçınabileceğini belirtmiştir. Sokrates'in arkadaşlarından bile olan Krito, Sokrates'in hapishaneden özgürlüğe kaçması için düzenlemeler yaptı. Krito zengindi ve Sokrates'in kaçışını güvence altına almak için kolayca rüşvet verebileceği yüksek yerlerde bağlantıları vardı. Ancak Sokrates bunu yapmamayı tercih etti. Hapishanede kalmasının nedenleri Peydo ve Kritodam şu şekilde çıkarılabilir. Birincisi ve en önemlisi Sokrates kavgadan uzak durulacak bir insan değildi ve kesinlikle ölüm onun yüzüne baksa bile bunu yapamayacaktı. Yapmayacaktı. Erdemli bir ruhun zulüm karşısında ayakta kalacak kadar cesur olduğunu inanıyordu. Peydo da Sokrates yaşam boyu felsefe eğitiminin ona ölüme hazırladığını inanıyordu. İkinci olarak Sokrates kaçmış olsaydı zihninin meraklı doğasının onu başka bir yerdeki başka bir otoriteyle çalışmaya sürükleyeceğini hissetti. Belki Sokrates zamanlarının dolduğunu hissetti. Nihai neden Sokrates'in devletle olan yüksek sosyal sözleşme duygusuyla ilgilidir. Yargılanması ve cezasını kaşlarını çatacak bir şey olmadığını düşündü. Açıkçası cezayı beğenmedi ancak şehrin yasalarına ve yargı süreçlerine tabi olmayı zorunlu hissetti. Ayrıca kaçmış olsaydı kaçışını kolaylaştıranlar onunkine benzer bir kaderi alacaklardı. Bu nedenle kaçmak ödenemeyecek kadar ağır bir bedeldi. Sokrates'in mirası Sokrates'in felsefeye katkısı, etkilediği insanların anlatılarında tam olarak görülebilir. Platon, Xenophon ve Aristoteles'in yazıları, Sokrates'in çığır açan bazı akıl yürütmelerini resmetmektedir. Sonuç olarak bu öğretiler klasik Yunan felsefesinin temellerini oluşturdu. Bu da sonraki 2000 yıl boyunca dünyayı etkilemeye devam etti. Zamanlarının ilk ahlak felsefeciydi. O dünyayı yorumlamak için mitleri veya batıl inançları değil, akıl yürütmeyi kullanan bir filozoftu. Din, siyaset, kozmoloji, şiir ve matematikten her şey fikirlerinin çoğunu Sokratik felsefe ve metodolojiye borçludur. Ve evet bu videoda Sokrates'in hayatından bahsetmiş olduk. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Şimdi Sokrates'in birkaç sözünü buraya koyacağım. Ben İlayda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.